yer mekan ve bir yeni bir iletişim ortamı, yeni bir medya. Şimdi buraya nasıl geldiğimizi, hani Yalçın'ın ortaya koyduğu sonuçları nedenlendirelim biraz. Nasıl geliyoruz ve bireyin buradaki anlamı ne? Bizi yurttaş gazetesine götürecek şey ne? Ya bakıyorsunuz işte burası artık yeni bir çağ, yeni bir kuşak ama ya bu kuşak, yani mesela benim babamla ya da babamın dedesiyle benim dedemle ilişkim 3 aşağı 5 yukarı aynı formatlardaydı. Yani bizim işte aile düzeni, toplum düzeni, işte şudur budur falan filan. İşte neydi? İşte sanayi çağının, 20. yüzyıl sanayi çağının, endüstri çağının 3 aşağı 5 yukarı sayıkları, değerleri şeklinde geçmişti. Fakat şimdi benim kızımla olan ilişkilerime şeye bakıyorum. Kullandığı araçlar, iletişim, elde ettiği bilgi, dağarcığı falan, o şeyden acayip bir şey var, ilerleme var. Ve ben hani bunun benim babam ya da deden gibi bilginin sahibi, ona bilgi verebilecek durumda bir kişi olarak görmüyorum kendim. Ha belki işte geleneği, değerleri vermeye çalışıyorum. Fakat onun aldığı, beslendiği kültür buna da ket vuruyor. Yani böyle acayip bir şey var. Şimdi ortada öyle bir şey var ki aslında bize bu yeni bir çağ, yeni bir kuşak şeyini yazdırıyor. Yani bu şunun gibi bir şey, bakın arkadaşlar. Şu işte artık iletişimde, bilgi almada, işte değer oluşmasında böyle bir takım şeyler var. Konseptler var. Mesela şuna bakarsak işte nedir? Hepimizin başında işte. Aa, bizim çocuk geldi, televizyona böyle yaptı. İşte şey, herhangi bir hareket göremeyince ilgilenmedi. Artık böyle bir etkileşim, böyle bir şey, pasif durumdan aktif duruma geçiş var. Peki biz de ne yapıyoruz? Sanal dadı olarak işte ellerine bu şeyleri veriyoruz. Cihazları veriyoruz. Yani bu sadece iPad olması şart değil. İşte oyun konsolu, işte izlenebilecek bir video, onunla hafif etkileşim gösterebilecek bir şeyler. Eski fiziksel oyuncakların yerini çok daha etkileşimli ekranlar almaya başladı. Şimdi burada ne oluyor? Farklı değer yargıları oluşmaya başlıyor. Nedir o farklı değer yargıları? Yani çocuğa mesela diyorsunuz ki deden öldü. Gelen cevap başka canı yok mu diyor size. Yani değil mi? Çünkü onun geldiği değer yargı, onun gördüğü değer yargıları içinde ölüm olgusu oyunlarda işte birkaç canla birlikte gidebilen bir şey haline gelmeye başlıyor. Dolayısıyla işte burada yavaş yavaş ilk emarelerini, ilk ipuçlarını gördüğümüz bir şey var. Sosyal, kültürel büyük bir dönüşüm var. Yani burada tabii tarih, kültür, toplum, yaşam, bütün bu dinamiklerde bir değişim var ki hani biz bir çağ değişiminden söz edelim. Şimdi çağ değişimi deyince ne geliyor aklımıza? Tarım çağı, endüstri çağı, işte ilkel çağ şurada şeyin dışında. Sonra insanlık tarım çağına geçti, sonra endüstri çağı, en son yeni bir çağa girdik. Ama bu yeni çağın ismini de koymakta hep acele ediyoruz. Mesela işte 40'larda, 50'lerde atom çağı dedik buna. Sonra 60'larda şey oldu, işte uzaya gitme şey oldu, uzay çağı dendi. 70'lerde ilk bilgisayarlar çıktı, hemen bilgi çağı dendi. Fakat sonra internet geldi, şimdi bilgi iletişim çağı diyorlar. Bence sürekli devinen bir şey olduğu için bunun adını koymakta çok bence acele ediyoruz. Şimdi mesela bu bilgi iletişim ikilisine medya ve içerik de eklendi. Dolayısıyla hani gerçekten ismini koymaya hani çok acele etmememiz gereken, işte dijital çağ diyorlar, şey diyorlar, interaktif çağ diyorlar, bilgi iletişim çağı diyorlar. Bence hani çok acele etmemek lazım. Yeni sıfatı zaten bunun için konuyor arkadaşlar. Yeni bir çağ. Yani eski olmayan. Fakat yeni sözcüğü aynı zamanda bir bilinmeyeni, belirsizliği ifade eder. O yüzden çok da acele etmeyelim. Yani yeni çağ demek daha iyi bir şey. Yeni bir çağın içindeyiz, o kesin. Peki bizi bu yeni çağa götüren etkenler ne? Biraz ona bakalım. Şimdi biz tarım çağında köylerde yaşıyorduk. Endüstri çağında işte bu köylerden şehirlere doğru geldik. Şehirler daha fazla kitleleri çekmeye başladı. Ve sonra da bu şehirlerin adeta birkaç şehrin üst üste gelmesiyle, binmesiyle birlikte artık büyük şehirlerden, metropollerden söz etmeye başladık. İşte mesela bunların ilk şeylerinden bir tanesi Amerika'da New York'ta New Jersey eyaletlerinin adeta bir araya gelmesi şeyi. Bizde de şimdi geçen Kurban Bayramı ya da Ramazan Bayramıydı. Orada baktım mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik servisine baktım. Tekirdağ'dan İzmit'e kuyruk vardı. Yani şey kıpkırmızı görünüyordu.
Ya bizde de aslında böyle bir üst üste binme başladı. Peki burada ne oluyor o zaman? Bir defa kişi başına kullanılan alan azalıyor. Yani en büyük şeylerinden bir tanesi o. Şimdi kişi başına kullanılan alan, kamusal alan azaldığında ne olmaya başlıyor arkadaşlar? Buralarda daha büyük alanlarda işte daha büyük şeyler, kalabalık topluluklar halinde yaşarken burada yavaş yavaş toplulukların şeyi küçülmeye başlıyor, niceliği küçülmeye başlıyor. Yani burada mesela endüstri çağında işte aile çekirdeğini düşün, değil mi? Hep böyle 20. yüzyılın sanayi çağının şeyleri, çekirdek aile şeyi. Bir oğlan, bir kız, bir anne, bir baba, değil mi? Hep böyle bir 4 kişilik bir şey vardı. Şimdi burada işte geniş geniş 2-3 aile yaşarken buralarda artık yavaş yavaş bu alanlar, alan azlığından dolayı yavaş yavaş yaşanamamaya başladı. Ve şimdi metropollerde işte ulaşım, işte altyapı sorunları, çeşitli farklı sorunlar nedeniyle zaten bu aile çekirdeğini de artık yavaş yavaş kaybediyoruz. Yani işte bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Bütün dünyada özellikle postmodern toplumların bir tezahürü olarak gelen bir bireysel yaşama hasreti var, durumu var. Şimdi Türkiye'de de işte bu 1+1'lerin özellikle çoğalması, insanların yavaş yavaş daha kendilerine ait bir alanda yaşamak istemeleri, buradaki ulaşım, sağlık, işte şey altyapılarının kamusal alan yetersizliği nedeniyle yavaş yavaş birey noktasına doğru gidiyoruz. Ve en önemlisi bence şurada tarım çağında, doğada serbestçe yaşarken endüstri çağında işte iş, okul, ofis, fabrika gibi bir takım binalar arasında gidip gelmeye başladık. Şimdi o binaların bu postmodern yani endüstri çağı sonrasında bu binaların içindeki mahpusluğumuzu bu ekranlar üzerinden tekrar yeni bir özgürlüğe çevirmeye çalışıyoruz. İşte bence siber mekanın en önemli şeylerinden bir tanesi bu. Yani neden hani bu sonucun geldiği nokta aslında işte bizim bu yeni çağın bireyini belirleyen, daha doğrusu yeni çağın karakterisini belirleyen en önemli şey metropolde yaşayan ekran önünde ya da ekranlar arasında gidip gelen birey arkadaşlar. Yani birincisi bu noktadan baktığımız zaman olayı daha anlamlı bir profil elde ediyoruz ve bu çekirdek üzerinden bu işin nasıl ilerlediğine bakmamız gerekiyor. Yani nedir bu? Mesela işte hep dijital lafını kullanıyoruz. Bu dijitallik bireyin özelliklerinden bir tanesi. Bu ne demek? Birleri sıfırları çok iyi kullanıp oradan kendisine bir dünya yaratmak demek. Kimlik yaratmak demek. Bu sadece gerçek kimliği olması gerekmiyor. Bir sürü kimlik olabiliyor. Sahte kimlikleri, gerçeğe yakın kimlikleri, oyun kimlikleri. Böyle bir sürü kimlikle yaşama hasreti sayıyı var. Dolayısıyla o birler sıfırlardan dijital teknolojileri iyi kullanarak bir anda bir birey ortaya çıkıyor. Bu birey burada ete kemiğe bürünse de bu ekran üzerinde çok farklı tezahürleri olan bir birey. Bu bireyin önemli özelliklerinden birisi bu siber mekanda etkileşim arkadaşlar. İşte Yalçın'ın söz ettiği yalnız ama sosyal, tekil sosyalleşme durumu. İşte Sherry Turkle'ın MIT sosyoloji profesörlerinden bir tanesi, sosyal bilimler profesörlerinden. Alone Together diye bir kitabı var mesela. Orada önümüzdeki dönem bireyin yalnızlaşması sonucu nasıl bir birey profili ilerleyecek ve buradan nasıl toplum olacak, işin içine robotlar girince nasıl yaşam biçimlerimiz olacak falan, hep bunları inceleyen ve çok enteresan bir kitap. Türkçe'ye çevrilmedi ama en azından hani o konuyla ilgili tartışmaları bile okursanız çok faydası olur. İngilizcesi olanların mutlaka ve bu alanla ilgilenenlerin mutlaka okuması gereken bir şey. Evet, bilgisayarın başındayız yalnızız ama milyarlarca insanla sosyalleşme durumumuz var. Biz şu andaki 20. yüzyıl değerlerimizle belki bunu asosyalleşme olarak niteliyoruz ama bu yeni bir sosyalleşme biçimi. İşte Yalçın'ın bol bol örneklerini verdiği gibi. Fakat burada enteresan bir nokta ortaya çıkıyor. İşte söylediğim gibi bu iPad'i ısıran bebek gibi değerler yavaş yavaş, daha doğrusu ilk andan itibaren buraya girmeye başlayınca duygu düşünce tüketimi de burada olmaya başlıyor. Üretim ve tüketimi de. Neden? Çünkü sosyalleşme olanaklarımız, kamusal alanlarımız, ulaşım sorunları, şeyler metropollerde bizim fiziksel olarak sosyalleşmemizi de ket vuruyor. Dolayısıyla bizim bir defa en cazip sosyal alanımız, birinci sosyal alanımız sosyal medyanın ya da yeni medyanın ya da siber mekanın kendisi haline geliyor. Üstelik burada bizim fiziksel olarak erişebileceğimizin de çok ötesinde bir şey var, potansiyel var. Dolayısıyla burası giderek daha cazip hale geliyor. Şimdi duygular, düşünceler burada üretilip tüketilmeye başladığı andan itibaren
Biz işte yavaş yavaş mahremiyetimizi kaybederek daha fazla paylaşmaya başlıyoruz. Çünkü bizim sosyal statümüz de orada belirleniyor aslında. Nedir bu? İşte şuraya gittim, buraya gittim, Amerika'dayım, yaşadığın yer mesela benim işte bizim üniversitede bir akademisyen arkadaş var. 5 yıldan beri New York yazıyor adamın şeyinde. Ya kaç kere gittin de ben gördüm seni orada. Yani şey ne derler? Hani insanlar biraz işte orada kendi fiziksel kimliklerinden koparak belki de ideal şeylerini koyuyorlar oraya. Ya da ne bileyim belki hani küçükken hayatın 3 senesini New York'ta geçirdi ama şimdi de hani belli bir gerçeklikten kopuşu da simgeliyor. Dolayısıyla bu giderek bizim daha da kendimizi açtığımız, daha da şeffaflaştığımız, bazen işte insanları yanılttığımız, bazen kendimizle ilgili beğenmediğimiz noktaları şey yaptığımız, törpüleyip onları gizlediğimiz fakat daha kendimizle ilgili farklı yanlarımızı, olumlu olarak düşündüğümüz yanları ortaya koyduğumuz, yansıttığımız bir şey. Mesela işte avatarlarda değil mi bunun en büyük şeyi? Herkes mesela en şeyi koyuyor. Ben 110 kiloyum mesela, 30 yaşında 80 kiloluk resmimi koyuyorum şeye, avatar olarak. Yani böyle bir şeyimiz var. Hani kendimizi en ideal nerede görüyorsak orada ya da eğer kendimizi de beğenmiyorsak fiziksel olarak farklı insanların idealize ettiğimiz karakterlerin şeylerini koyuyoruz. Dolayısıyla burada ya da işte komik bir karakterin şeyini koyuyoruz ki bizim algımızda hani işte komedi unsuru, espri unsuru, ironi unsuru olsun diye. Dolayısıyla böyle bir şeffaflaşma giderek çıplaklaşma hali var. Bir önemli şey bu zaman mekan mefhumu, işte siber mekan, fiziksel mekan. Bunların arasında geliş gidişleri bizi böyle biraz daha zaman mekan mefhumundan, o şeyden, kavramdan giderek böyle bağımsızlaştırdığı diyelim. Ya da işte bu ikisinin arasındaki geliş gidişlerle bizim böyle kişilik çatlamalarına uğradığımız böyle enteresan bir şey de yaşıyoruz, durum da yaşıyoruz. Bu işte o angajman orada aslında her zaman her yerde ben oraya bağlanmalıyım. İşte cebimde telefon var şu anda. Titrediği zaman Twitter'dan mention mı geldi? Birisi SMS'le mi aradı? İşte ya da farklı bir şey mi var? Benim çünkü siber mekandaki iletişim devam ediyor aslında. Şu anda ben offline'ım. Ama o offline'da insanlar biliyor ki işte ben şu anda burada konuşuyorsam eğer bana bir şey attığında tekrar ben onlarla şeye geçeceğim, iletişime geçeceğim. Dolayısıyla bu online offline'la birlikte giderek hani daha bu alanla öbür alan arasında gidip geldiğimiz ama bunun da işte fiziksel ortama odaklanma sorunu yaşattığı bize. Yani işte hepimizin başındadır işte derste bana böyle cep telefonundan titreme geliyor bir anda odağımı kaybediyorum. Sizle konuşurken böyle hafif böyle bir ne oluyor falan şey oluyor. Siz de bir yandan işte mesela şey Twitter tweet atıyorsunuz ya da işte birine acil gelen maili yanıtlıyorsunuz. Tweet şey mesajlara cevap veriyorsunuz. WhatsApp'la gidiyor geliyorsunuz. Böyle bir enteresan bir bu multitasking çoklu işlem nedeniyle odaklanan ama problemiyle karşı karşıya. Böyle bir şey var. Birey tipolojisi var. Sonuç olarak bitirelim yavaş yavaş. Şimdi Yurttaş Gazeteci'nde kritik hususlar şu arkadaşlar. İşte Yalçın bunların aslında birçoğunu söyledi. Birincisi temel gazetecilik ilkeleri. Eğer hani iyiye giden bir yani gerçekten kaliteli bir yurttaş gazeteciliği gerekiyorsa temel gazetecilik ilkelerini bir şekilde uygulamamız gerekiyor. İşte Medya Derneği'nin mesela bu konuda gerek medya etiği olsun gerek gazeteciliğin temel ilkeleri, yurttaş gazeteciliği ile ilgili bir takım programları var. Burada yeni medya okuryazarlığı çok önemli. Bu yeni medya okuryazarlığı içinde işte yeni medyanın temel ruhuna ilişkin bu tarz benim anlattığım tarzda bir bilinç yani bu iş nereden geliyor, nereye gidiyor bir bilinç olması lazım. Yani bu dijitallik, etkileşim, zaman mekan sınırsızlığı unsurlarını nasıl kullanacaksınız o önemli. İşte yeni medya etiği çok önemli burada. Hani nerede neyi yayınlayacaksınız, neyi yayınlamayacaksınız, neye alet olmayacaksınız bunları süzebilmek çok önemli. İşte bir takım yeni medya araçları var. Dediğim gibi bu Spotify, işte YouTube gibi, şey gibi, akıllı telefonlar gibi. Bunları bilmek çok önemli. Bunların özelliklerini bilmek çok önemli. O sizin haber üretme, alma, verme kalitenizi, ulaştırma kalitenizi şey yapacak. Yeni medyada içerik üretimi ve yaygınlaştırılması unsurlarını bilmek lazım. Saat kaçta atılacak mesela? Bir haber saat kaçta atılsa etkin olur? Ya da hangi kitleye atılsa etkin olur? Hangi mecralarda atılması lazım. Bütün bunların öğrenilmesi lazım ve buna ilişkin eğer yurttaş gazeteciliği yapılacaksa hukuk ve hakların da iyi bilinmesi ve o anlamda da bir bilinç şey yapmak gerekir arkadaşlar. Evet son olarak burada yurttaş gazeteciliğinde de en önemli unsur, geleneksel medya için en önemli unsur
Gazete değil, gazetecilik önemli arkadaşlar. Yani burada yeni medya kullanıcısı gördüğünüz gibi hala bir teyit arayışında. İnsanlar işte çeşitli olaylarda bakıyorsunuz böyle yalan yanlış bir sürü şey gidiyor. Dolayısıyla geleneksel medyalar hala o anlamda yurttaş gazeteciliği iyi birliktelik yaparak böyle bir teyit arayışının merkezleri halinde gelebilirler. Ki yani gelmeye de çalışanlar çok. Gazetecilik ilkeleri hala temel bir farklılık unsuru. Bunu iyi bilenler iyi yurttaş gazetecisi olurlar. Ve yeni medyada iyi yere sahip olurlar. Geleneksel ve yeni birleşimi rekabete ciddi avantaj sağlar. O yüzden hani bu geleneksel yeni birleşimini çok şey yapmak lazım. Ve sadece yurttaş gazeteciliği değil, WikiLeaks ile Snowden olayıyla birlikte çıkan devasa veriyi okuyup anlamlandıracak ve onu iyi kullanıp basitçe anlatabilecek bir yeni bir anlayış olacak. Veri gazeteciliği diye yeni bir dal çıkıyor. Kişiselleştirilmiş gazetecilik biraz önce söylediğim gibi çok önemli şeydi. Ve benim şey yaptığım, eğer bu yurttaş gazeteciliği tutunacaksa bu gazete odaklı devasa organizasyonlardan ziyade gazetecilik odaklı, yani gazete odaklı değil, büyük kurumlar değil, daha gazetecilik odaklı küçük yapılar ön plana çıkacak. Yani şu anda işte mesela biraz da konjonktür gereği kurulan ne bileyim mesela T24 diye bir şey var. Geleneksel ve yeni, geleneksel ve yeni kompozisyonunu şey yapan, bir arada sunan, şimdi bu taraftan ayrılan şeylerin kurduğu bir site var. Serbestiyet.com değil mi? Ork mu yoksa? Mesela onlar yani muhteviyat.com diye bir site var mesela. Onlar falan hep bu yeni gazetecilik unsurlarını daha böyle hani daha küçük sermayeli ama daha bağımsız yapabilecek gazetecilik nosyonları yüksek şeyle kurulan yapıların bence yeni medyada ve yurttaş gazeteciliğini en iyi kullanacağını şey yapıyorum, düşünüyorum. Deyip işte son şeyde de teşekkür edeyim.